yarışmacılar, kıymetli konuklar. 130 tekne, 400 sporcu ile Alanya Sportif Olta Balıkçıları ve Spor Kulübü'nün düzenlemiş olduğu 4. Alanya Balık Avı Yarışması'na hoş geldiniz. Tüm yarışmacıların dikkatine, 4. Alanya Balık Avı Yarışması'nın startı için 5, 4, 3, 2, 1, herkese rastgele. Welcome to the city, said a young man sitting next to me. Heard you new in town, before you get around, here's a little tip from me. Best stick to yourself no matter where you go. Just watch your back and hold your own. And if after that trouble's knocking at your door, remember my friend, it's a town we're fighting for. Welcome to your paradise with a little man. Pays a bigger price. Take another hit, just get it over with. We're a little sick, you see. Can't stay down no more, we gotta make it known. So get back up, you're not alone. And then hit 'em back, leave 'em gripping to the floor. You never had a choice, they're knocking at your door. Remember my friend, it's time and this is war. Katılıyoruz. Takımımızın adı Sea Game Türkiye. Geldik. İnşallah güzel bir yarışma olacak. En büyük balığı yakalayan, çok balığı yakalayan yarışmada birinci olsun inşallah. Bakalım biz de nasibimizi arayacağız. Normalde takımda biz 5 kişiyiz aslında ama yarışma gereği herhalde 3 kişi yarışacak. Bakalım. Rastgele. Herkese rastgele diyoruz. Geçen sene birinci olduk biz. Motoru biz aldık geçen sene. Evet, biz Adana grubu olarak 7 tekne geldik Alanya'ya. Bu 3. gelişimiz. Evet. Geçen yıl birinciliği götürdük Adana'ya. Ondan öncekinde başka bir arkadaşımızla tekrar ekip arkadaşlarıyla 3.'lüğü almıştık. İnşallah bu yılda bir başarı alıp Adana'ya götürürüz diye tahmin ediyoruz. Onun için ekip arkadaşlarımızın tamamı burada değil. Birkaç kişi eksik. Onlar geldikten sonra inşallah tekrar bir çekim yaparız. Ekip arkadaşlarımdan bir şey söylemek isteyen varsa. Herkese başarılar. Evet, inşallah güzel bir av olur. Eğleniriz. Herkes balık tutar. Ne kadar çok balık olursa rekabet o kadar güzel olur. Keyifli olur. Bol eğlenceli bir gün olur diyoruz. İnşallah daha güzellerini bir dahaki yıllarda tekrar istiyoruz. İnşallah devamı gelir. Günaydın, Kıbrıs'tan geliyoruz. Hasan, Bora, Engin, Fatih, Barbaros ben. Tüm yarışmalara katılmaya çalışıyoruz. Biraz meşakkat tabii. Tekneyle gelip gidiyoruz ama süper organizasyon, çok güzel. Zannederim seneye daha güzel bir şey çıkacak ortaya. Balık pek derdimiz yok. Zaten yakalayamıyoruz. Onda sıkıntı yok ama bu sefer bakacağız, deneyeceğiz. Tekrar teşekkür ederiz. Evet. Biz bu sene Türkiye'de yapılan bütün yarışmalara katılıyoruz ama Alanya'da yapılan bu yarışma bizim için değerli, çünkü sevgili Mesut çok iyi bir organizasyon yapıyor. Özünde iyilik olan bir yarışma, çünkü gelirleri benim bildiğim lösemili çocuklara yardım olarak dağıtılıyor ve gelirlerin tamamı ödül olarak dağıtılıyor buradan. O yüzden Mesut kardeşime ve ekibine diyeyim, organize olup bu işi organize eden herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Oldukça ciddi bir katılım var. 125 tekne dedi Mesut. Belki bugün 130'u da bulur o. Bu yoğun katılım zaten bunun bir etkisi bence. Sevenleri geliyor hep. Biz de bugün çıkacağız. Rızkımız da varsa bir balık alacağız ama balık işin bahanesi. Önemli olan dediğim gibi burada sosyalleşmek, bir arada olmak, denizde olmak, sohbette, muhabbette olmak. Balık olursa o da işin bonusu oluyor. İnşallah olur bugün. Herkese rast gelsin diyorum. Emeği geçen herkese de
teşekkürlerimi sunuyorum. Mesut Bey sayesinde Alanya'ya tekrardan geldik. Özlemişiz Alanya'yı. Balık turnuvaları aynı zamanda balık için değil, birbirini seven insanları belli bir noktada buluşturmak için de ideal. Herkes yıl içerisinde neler yapmış, neler etmiş. Burada uzun yollardan gelip toplanıp hem hasret gideriyoruz, hem sohbet ediyoruz, hem balık üstüne konuşuyoruz. Balık turnuvası bahane, dostluk şahane diyelim. Biz de Barış Akdoğlu, Şükrü Soybay, Ferhat Günay ve ben Alp Kırçın olarak bu teknemizde, kendi yaptığım teknemde turnuvaya katılacağız. Bakalım, elimizden geleni yapıyoruz. Aksilikler var, peşini bırakmıyor ama başta Ferhat olmak üzere takım olarak iddialıyız. Alanya'dan bir kupayı almadan gitmek istemiyoruz. Rica edeceğim Mesut Bey, Allah aşkına bak. Portakal falan da olur bir torba. Arayı bulalım. Anladın mı? Muz da gördüm, her yerde muz da var. Seviyorum seni. Anladın? Elim boş döndürme. Yengen kafama taş fırlatır vallahi. Öpüyorum, herkese rast gelsin, başarılar. Self was living just a dream. You made your own, so kick and scream. The people who lack with a never-ending force. You never had the chance, so what you waiting for? The day has come, my friend, 'cause this is war. Bugün Cumhuriyetimizin 99. kuruluş yıl dönümü. Başta Gazi Mustafa Kemal, Atatürk ve silah arkadaşları, bu zamana kadar vatan uğruna şehit olan ve gazilerimiz, bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum arkadaşlar sizi. Dikkat! Yarışmayı da sizinle beraber öğreniyor. Amacımız sizleri yarıştırmak değil, sizleri burada misafir edip bir eğlence, sponsorlarla sportif olta balıkçılarını bir araya getirmek amacımız. Sahipsiz bir hobiye sahibiz ama biz kendi kendimize bu hobiye sahip çıkaraktan bu hobinin daha ilerlere geleceğine ben inanıyorum. Bunun için de birçok hobidaşımla bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Şimdi Tezgin Kaptan'ı davet edeceğim. Yarışmanın kendisi Merkez Hakem Başkanı'dır. Kardeş derneğimiz Antalya'dan Akbader Derneği'nden geliyor kendisi. Şimdi size bilgilendirmelerini yapacak. Öncelikle hoş geldiniz arkadaşlar. Yarışma bildiğiniz gibi Jigging üzerine kurulu Alanya Fishing Turnuvası adı altında gerçekleştiriyoruz. Geçen seneden farklı olarak bu sene balık puantajlarını dikkate atacağız. Puantajları az önce WhatsApp grubuna attım. Burada amacımız belirli cinslerde ve belirli avlanma disiplini yakalanan balıklara daha fazla puan vererek bunların yakalanabilirliğini gösterebilmek ve arttırabilmek. Yarışmada 3 tane ana kategorimiz var. Yakala bırak kategorisi, en büyük balık kategorisi ve en çok balık kategorisi. En büyük balık ve en çok balık kategorisi gramaj üstünden, yani balıkları kıyıya getirdiğiniz, alıkoyduğunuz balıkların tartı gramajı üzerinden avlanma disiplin puanıyla çarpımından doğan puan sonucu hesaplanacak. Yakala bırak kategorisi de balıkları ölçüp bıraktığınız balıkların toplam puanı üzerinden hesaplanarak kategorize edilecek. Bununla ilgili şöyle birkaç açıklama yapmak istiyorum. Balıklar her tekne, her avcı daha doğrusu, teknedeki her avcı 5/2 amatör balığı düzenleyen tebliğde yer alan kurallara tabi olacak. Balık limitimiz 5 kilo biliyorsunuz. Ama bu demek değildir ki 5 kilo bir balıkla döneceksiniz. Yakaladığınız balığı salıp alıkoymak sizin tercihinizde. Burada balığın cinsi ve yakalama disiplini çok önemli. Yani bir
Sahte yemle yakaladığınız bir balığın puanı gönderdiğim puantajda göreceksiniz. Canlı yemle yakaladığınız, yani bu canlı şu anlama geliyor. Sahte yemler dışında kullanılan işte ölü kalamar, canlı kalamar veya herhangi yemlerle yakaladığınız puanları çok daha farklı olacaktır. Buna dikkat etmenizi, stratejinizi buna göre belirlemenizi tavsiye ediyorum. Albacore'u listeye koymamıştık. Şu an var. Yasal limiti olmadığı için minimum 50 santim olarak belirlendi alt limiti. Puantajda gene puanlarını görebilirsiniz. Ceylan palamutu, Karadeniz palamutu ve benzeri türler Orkinos kategorisinde değerlendirilecek. Balıkları ölçerken metreye lütfen düz koyalım. Metrenin sıfır tarafına balığın burnu gelecek şekilde kuyruğunu yatıralım. Yanına yarışmacı kartınızı koyup fotoğraflayıp birazdan size göndereceğim WhatsApp numarasına gönderiyorsunuz. Bunu gönderirken şöyle bir şey arkadaşlar. İsim soyisim yazmanıza gerek yok. Hepinizin kartlarınızda tekne numarası ve AB yazıyor. Atıyorum fotoğrafı çektiniz gönderirken 114B, 113A gibi gönderirsiniz bizim için yeterli olacaktır. Sonuç itibariyle bir doğal spor yapıyoruz. Lütfen denizleri kirletmeyelim. Herhangi bir şekilde çöp, sigara, izmariti ve benzeri şeyler atmayalım. Atıldığını tespit ettiğimiz yarışmacılardan ceza puanı olarak 2000 puan sileceğiz. Bunu da bilgi olarak aktarayım sizlere. Bunun dışında sorusu olan varsa alabilirim. Evet, teknelerin canlı livalları kontrol edildi tek tek hakem arkadaşlarımız tarafından. Şu andan itibaren start verildikten sonra canlı yem yakalayıp kullanabiliyorsunuz. Bugün yakaladıkları canlı yemi yarın da kullanabiliyorsunuz. Yani bugün yakaladığınız canlı yem livanızda canlı kaldığı sürece yarın sabah suyunu da değerlendirebilirsiniz. Yarışmacıların dikkatine. 4. Alanya Balık Avı Yarışması'nın startı için 5, 4, 3, 2, 1, rastgele. Adana'dan katılıyorum. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Şaban Bey. Aynen. Ben de Şaban Türkoğulları. Almanya'dan geldim bu yarışma için ekstra. 2 gün kalıp döneceğim gene. Abi Alanya Sportif Olta Balıklar Derneği ve Spor Kulübü'nde yönetimdeyiz. Adım Hilmi, soyadım Erkuş. Maxis diye şeyin takımımızın adı. Teknemizden Kadiseli'nin 26. İşte inşallah kazası belası bir yarışma diliyorum. Bütün arkadaşlarım merkeze. İnşallah böyle geçer. İnşallah balığı da alırız. İnşallah meşhur da oluruz. Welcome to the city, said a young man sitting next to me. Heard you new in town,
before you get around, here's a little tip from me. Best stick to yourself no matter where you go. Just watch your back and hold your own. And if after that trouble's knocking at your door, remember my friend, it's a town we're fighting for. Welcome to your paradise, with a little man pays a bigger price. Take another hit, just get it over with. We're a little sick, you see. Can't stay down no more, we gotta make it known. So get back up, you're not alone. And then hit 'em back, leave 'em gripping to the floor. You never had a choice, they're knocking at your door. Remember my friend, it's time and this is war. Evet, ben Uğur, soyadım Atan. Bu Alanya yarışmasına ikinci gelişim. 2019'da da gelmiştim. Nasip'te yakala bırak kategorisinde üçüncülüktü. İnşallah bu sefer de hedefimizde her kategoride bir madalya takmak. Gerçekten muhteşem bir organizasyon. Organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Çok güzel bir birliktelik. Gerçekten bu birlikteliği bir arada tutmak büyük bir çaba. Süperdi. Her şey çok güzel. Atmosfer efsane. Gördüğünüz gibi ekibimle muhteşem ava başladık. İnşallah güzel balıklar nasip olur diyorum. Herkesin Allah gönlüne göre versin. As if they know the way, they won't take it from me. But don't ever doubt yourself, it's life and just a dream. İki tane vuruş aldık. Ama 10 metre kala kaçtı biri. Bizce kırmızı bir balıktı. Yani bir dip balığıydı. Biz bugün avcılıkta ne kullanıyoruz? Melek gözü altına ölü kalamar kullanıyoruz. Yem olarak. Şöyle takımı da göstereyim size. Genelde tekneler jig yapıyor burada. Biz biraz daha yemciyiz. Bu kalamarları da kendim tuttum dün Adrasan'da. Taze kalamar o yüzden. İki vuruş aldık. Dediğim gibi ama balığı çıkarmak nasip olmadı. Ama daha iki gün var. Bugün yarın. İnancımız tam çıkarız diye ümit ediyoruz. Hava devam. Merhaba, hoş geldiniz. Ben Mehmet Arif Karabacak. Side'den takılıyoruz, katılıyoruz. Teknemizin adı Zeynom. Annemizin adı aynı zamanda. Buraya katılmaktan gurur duyuyoruz aynı zamanda bir Antalyalı olaraktan. Türkiye'den herkesi buraya bekliyoruz. İnşallah bunun daha ileriye gitmesini istiyoruz. Burada balık tutmaya çalışıyoruz. Ve bunu insanlara lanse etmeye de çalışıyoruz. Muvaffak olmaya da çalışıyoruz. Daha başka neler söyleyeceğimi bilmiyorum ama herkesi buraya bekliyoruz. Alanya amatör balıkçılardan Dayan Sigorta teknesiyle 45 numaralı yarışmacı numaramızla bu balığı yakaladık. Allah nasip etti. Allah herkese nasip etsin inşallah. Diyecek başka bir şeyimiz yok. Herkese rastgele. Yeah.
Gel, gel. Hey maşallah. Gel. Evet, baba hemen yatıralım onun bir ölçüsünü alalım. Alanya Büyük Balık Turnuvası'ndayız. Turnuvanın ikinci etabı bugün pazar günü. Şu anda saat 12:20 geçiyor. Yaklaşık 35 dakika sonra turnuva bitecek. Bir saat sonra. Bir saat sonra. 13:30'da. Evet. 13:30'da turnuva bitecek. Tekneler oltalarını alacaklar, geri dönecekler. Biz de hakem masasındayız. Sezgin Kaptan'ın yanında. Merhabalar, hoş geldiniz. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Biz ikimiz hoş geldik. Evet, karşılıklı hoş geldik. Kendisi Akvaderi, ben TMPM diye temsil ediyorum. Alanya bizim için keyifli bir yer. Burada Asopter Derneğimiz, Mesut Başkan, daha doğrusu Hakan Başkan, Mesut abi güzel bir organizasyonla her zamanki gibi bizleri karşıladılar. Bu yıl dördüncüsünü düzenliyoruz. Her yılda biz masada olmak kısmet oldu. Tabii dostlarımız bize bu görevi veriyorlar. Biz de layığıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin her yerinden oltacılar var. Tekneleriyle beraber geldiler. Influencer arkadaşlar var. Bu işi iyi yapan balıkçılar var. Keyifli insanlar var. Keyifli bir turnuva. Bu sefer güzel balık da var. Sen kimseye ama şey vermiyorsun. Herkes soruyor sana. Yok. Hani kim balık tuttu, ne yaptı, ne etti ama hiç tüyo vermiyorsun. Yani konumumuz gereği çok fazla bilgi vermek doğru olmuyor. Yani bu neden? İşte yarışmacıların, diğer yarışmacıların hevesini kırabiliyor. Evet. İşte mücadele gücünü zayıflatabiliyor. O yüzden hani onu kendimize misyon edindik. Yani kendi turnuvalarımızda da, sörf turnuvalarımızda da aynı evet. şeyi yapıyoruz biliyorsunuz. Ama bugün güzel enteresan balıklar gelecek. Düne göre neredeyse iki kat daha fazla balık var. Yakalanan ve salınan. Geçen sene mi bu sene mi daha fazla? Bu sene daha fazla var. Öyle mi? Bu sene daha fazla. Kuzular falan geliyor. Tabii. Bu sene eyvallah. Daha fazla balık eyvallah. Var. Ondan evet. sonra bakalım. Birazdan zaten balık fotoğraflarıyla beraber göreceğiz. Bitiş seremonisinde tekrar bir arada olacağız. Herkese selamlar, saygılar. Team Ansop olarak 4. Alanya Big Fishing turnuvasındayız. Takım arkadaşlarım Adem Yuva ve Bayram Çakan'la beraber Antalya ekibini temsil ediyoruz burada. İkinci gelişimiz, geçen yılda buradaydık. Fırtınadan dolayı yarıda kesilen karşılaşmadaydık. Bu sene de buradayız. Güzel geçiyor, hava güzel bu sene. Yarışmacı arkadaşlarına tamamına başarılar diliyoruz. Bütün arkadaşlarımızın, bütün ülkemizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarız. Sosyal farkındalık mesajım olacak bir tane. Lütfen kan bağışına bulunalım. Kemik iliği bağışına bulunalım. Buradan Bilal Yasin Aydın'a selam. Çok selam. Şu anda kendisi kanserle mücadele ediyor. Medical Park Antalya Hastanesi'nde. Kardeşim senin için buradayız. O da bir balıkçı, o bir daşımız. Ona da çok selam gönderiyorum. Herkese rast gelsin.
Geliyor mu sesi? Kalbim küt küt atıyor. Geliyor. Vallahi inanılmaz. Evet arkadaşlar. Güzel bir yarışmanın daha sonuna geldik. Şöyle yarışmacı arkadaşları sahneye doğru biraz yaklaşmalarını rica ediyorum. Büyük bir alkış alalım. Gerçekten çok emek verdiniz. Zahmetler verdiniz. Bir teşekkür etmek istediğim arkadaşlarım var. Benim bir teknik heyetim. Hemen onlar şöyle bir gelirse onlara bir teşekkür etmek istiyorum. Evet. Neredesiniz teknik ekibim? Bir dediğimizi iki etmediler. Bu hafta Cumhuriyet haftası. O yüzden Cumhuriyet özel ödülüyle başlamak istiyorum. Bizim için çok önemli bir gün. Cumhuriyet özel ödülü için bugün bir kılıç balığı yakaladılar, bıraktılar. Ali Bey ve Muhammed Aslan, Serkan Bey, sahneye davet ediyorum sizi büyük alkışlarla. 127 santim bir kılıç balığı yakala bırak yaptılar kendileri. Ödülünü vermek üzere bu sene tanıştığımız kalbi güzel insan Arkay Marin. Yine bir jüri özel ödülümüz var. Yeni sosyal medya fenomenimiz. 74 santim bir orfoz bıraktılar kendileri. Fuat Hamza Ünlü, Tunağan Yalçın, Berira Ünlü'yü davet ediyoruz 33 numarayla. Garmin Striker 5 kazandı kendileri. Tebrik ediyoruz. Aslan Balık, Hasan Can Aslan, Oğuzhan Kanlı, İlker Dinçkaya. Sahneye bekliyoruz. Antakya'dan geliyorlar. Yine 3 tane güzel insan çağıracağım. 45 santim orfos saldılar kendileri. Haşim İnan, Erkan Yeşil, Osman Daş, Tim Bilios. Fishing Air, Faik Şavuklu, Ali Akmaz, Ahmet Erhan Diler. Kendileri bir adet Yasemin balığı, jüri özel ödülü. Bir alkışla onları alalım arkadaşlar. Kendileri de ikinci türlerden balon balığı kuyruğu da getirin. Ona da bir ödül verelim dedik. 10 taneyle en büyük, en çok getiren Karacaav 4, İbrahim Dem, Ali Özbay. Evet, Karacaav 4. Öncelikle centilmen ödüllerden başlamak istiyorum. Yakala barak ödüllerinde 3 numarayla başlıyorum. Team Kaş Team. Evet, kendilerini de sahneye davet ediyorum. Adreslerine postalanacak hediyeleri biraz. Yakala barak da İkinci ödülünü alacaklar kendileri. Tim Bilios'u tekrar davet ediyoruz. Lagos 64 santim, kuzu 38 santim, sahte yem, toplamda 437 artı 315 puanla yakala bırak ikincisi. Buyurun. Tim Balık Savaşları. Arkadaşlar bu takım adını yazmışsınız da yarışmacıların adını yazmamışsınız ama kusura bakmasınlar. Evet, Team Balık Savaşları. Sahneye bekleniyorsunuz. 4 adet kuzu salmışlar. Sahte yem ile yakalamışlar. 486 puan almışlar. 5 mi? Demek ki birinin videosu gelmemiş. En çok balık üçüncüsüyle 14 bin puan. Yazılı Orkinos, sahte yem ile Lagos ve Mercan. Karacaav Team. Sahte Emile Fangir ve Yazılı Orkinos bırakmışlar doğaya. Evet, kendilerini bekliyoruz. Kuzenler geliyor. Öncelikle ödülünü vermesi için Sincanav Remixon Dayva yetkilisi Kemal Bey'i davet ediyoruz. Yarışmamızın ilk yol arkadaşlarından olur kendisi. Çok çöküyoruz üstüne ama yapacak bir şey yok. Team Kaptan Karahaslan 25.100 puanla. Geldik en büyük balık ödüllerine. Evet, üçüncü olan arkadaşımızı çağırıyoruz, takımı. Team Via Boat, Uğur Özdemir ve takım arkadaşını sahneye davet ediyoruz. Kazanan tüm yarışmacılara Ankor Fishing'ten yine bir ödül. Evet.
2. Bana bir gösterebilir misin abi ödülü? En büyük balık ikincilik ödülü için derin mavi 85 numaralı tekne numarasıyla İsmail Dursun ve ekibini bekliyoruz. Geldik şampiyona. Alkışlar için hazır mısınız? Evet, alkışları alalım. Hüseyin Gürbüz ve ekibi Tim Antakya. En büyük balıkta 35.700 puan. Şimdi bir ödülü tekrar vermek istiyorum. Neden vermek istiyorum? Kafam o kadar karıştı ki yorgunluktan. Bizim ilk yol arkadaşlarımızdan. Şimdi deminler kazanılan ödülü ben söylemeyi unuttum. Tim Kararsan kendileri Viabot kazandılar. Şu görmüş olduğunuz tekneyi kazandılar. Bir alkış alabilir miyiz? Ferhat Kayır, Viabot. Ödüllü taktik ettiniz diye sahneye bekliyoruz kendilerini. Şimdi her zaman söylüyor. Abi banda yarışma yap, bana gelirim diyor senin için. Biz firma olarak bu yarışmaya katıldık ve bir ödül kazandık. Bu ödülü biz LÖSEV'e bağışta bulmak istiyoruz. Ne kadar cömertler görüyorsunuz Viabot ailesi. Önümüzdeki sene inşallah çok daha iyi bir şekilde burada olacağız diyoruz. Hoşça kalın, mutlu kalın. Ver müziği abi.